Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz kök hücre uygulaması. Kök hücre uygulamasını ben ortopedici olarak sadece dize uyguluyorum. Dize nasıl uygulanıyor diye soruyorsanız diğer uygulamalardan bir farkı yok. Ama size genel kısaca bir anlatayım. Önce bunun için lokal anesteziyle karın bölgesi uyuşturuluyor. Bu işlemi tabii ki ameliyathanede steril şartlar altında yapıyoruz. Karın bölgesinden aldığımız 50-60 cc'lik bir yağ hücresi grubunu alıp direkt laboratuvara gönderiyoruz. Bu laboratuvardan dönmesi bize 2 saat civarında oluyor. Bu süre içerisinde dizinize gerekli temizlik yapıyor. Bazen artroskopiyle diz yıkaması yapıyoruz. Bunları yaparken de kök hücre hazırlanıp stromal vascular fraction dediğimiz bölümü hazırlanıp bize getiriliyor. Biz de bunu dizin içerisine yapıyoruz. Bunun etkileri diğerlerine kıyasla nasıl oluyor diye soruyorsanız şöyle anlatayım. PRP'de sizin dizinizi iyileştiren faktörler 1 veya 2 tanedir. Az önce anlattığımız, daha önceki videomuzda anlattığımız bu GRP yani growth faktörden zengin plazma hazırlanışında bu oran 6 katına çıkar demiştik. Bu kök hücre uygulamasında 200 katına kadar çıkıyor. Bunu uyguladığımız hastalara bir daha da bu işi yapmıyoruz. Bir kere yapılıyor bu işlem. Bu işlem sonrası ne kadar bir rahatlama sağlanıyor diyorsanız bunu uygulamadan bilemeyiz ama hastasından hastasına çok fark ediyor. Eskisine göre çok daha diriyim, çok daha iyiyim diyen mutlu insanlarla karşı karşıyayız. Kökünden meseleyi çözer mi? %90 çözer. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda geçen numaralardan da istediğiniz zaman arayıp bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederim.